Akitip ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Dedikodu ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konum var. Kazım Dalkıran, doktor hocamız. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Doktor Kazım Dalkıran Paşa'm, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi asker gözüyle aslında Başkan Erdoğan'ın dış politikadaki yaptığı açıklamalar. Kudüs'ten, Asya'dan, Güney'den, Afrika'da... Neredeyse dünya liderlerine bir tarih ders verdi. Bu dersleri de böyle kolay kolay ders değil, ha, dik durma dersleri. Batı'nda pek hoşuna gitmeyen, değil mi? Evet. O mesajları vermek ne anlama geliyor? Tabii Türkiye özellikle kendi savunma sanayinde belli bir birikime sahip, sahip olduğu için güvenlikle ilgili daha farklı kendi yaklaşımlarını en azından ifade edebiliyor. Burada tabii ki özellikle kendi güvenliğini sağlayacak çalışmaları yapabilmek önemliydi. Bu bizde şöyle diyebiliriz, bir denge sağlama sürecidir. Bir mücadelede önce kendi dengenizi sağlayacaksınız, ondan sonra karşı tarafa bir şeyler yapacaksanız bunu minimum kuvvetle yapacaksınız. En az kuvvetle, buna kaldıraç kuvveti yaklaşımı deniyor. Ondan sonra da diğerinin, özellikle güreşte bir şey vardır, çektiğiniz zaman onun hızından yararlanırsınız ve ona daha az kuvvetle istediğiniz şeyi yaparsınız. Yani ona bunlar, boşluğu denmez değil mi? Yani biraz da tabii öyle bir şey de var. Tabii tarihi bilmeyen hali tahlil edemez ve istikbale hükmedemez diyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu yaptığı politikalar, geliştirdiği politikaları bir tarihi temele dayandırıyor. Ve burada da hep değerler üzerinden, yani bir geçmişte yapılan işte Bosna Harekatı aslında dünya için farklı bir dönüm noktasıdır. Yani biraz önce bahsedildi NATO'nun buradaki yaklaşımları ne oldu şeklinde. Orada şöyle bir şey vardı. Tabii ki uzun yıllar NATO herhangi bir harekat icra etmemiş bir şekilde. Dolayısıyla da hep savunma için hazırlıklar yapılmış. Önce bir başlangıçta Birleşmiş Milletler'in görevi gibi başlayan bir şey. Sonrasında da aslında orada Osmanlı'nın bir anlamda Balkanlar'da sağladığı huzurun bir şekilde insanların kafasında varken siyasetçiler tarafından yok edildiği bir ortama yeniden dönüldüğü bir durum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da tam bunların hepsini birlikte okuyarak şunu esas olarak söylüyor. Bakın diyor, siz bir yerde yanlış yaparsanız bu yanlışları düzeltebilecek olan biziz. Biz bunu düzeltebiliriz. Yani baktığımız zaman NATO'yu söylediğimizde NATO'da bütün ülkeler, başlangıçta baktığımızda Müslüman olmayan ülkeler, bunu bir şey olarak, ayrım olarak söylemek söz konusu değil. Ama sonuçta gerçeklik buydu. Ve o zamana kadar işte Almanya NATO'nun içerisindeydi. Ama 1995'e kadar Almanya düşman devlet statüsündeydi hala Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Yani NATO'ya bir şekilde alınmıştı. Yine Japonya aynı şekilde. Dolayısıyla Amerika'nın bu bölgedeki yaptığı faaliyetlerin çoğu Avrupa'da, İngiltere ve Fransa zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi dünya beşten büyüktür dediğinde Amerika'nın yanında olan iki güçtü. Fransa bir dönem kendi iç dengeleri sonucunda NATO'nun da dışına çıktı. Onlar da her ne kadar hem Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olmakla beraber dışarıda kaldılar. Sonucunda Amerika
Birkaç deneme yaptı. Kendi yaptığı denemelerde de başarısız oldu. Vietnam'da başarısız oldu. Sonra işte Somali'de bir şekilde bir harekat icra edilmeye çalışıldı. Orada başarısız olundu aslında. Yine Türkiye'nin orada bulunmasıyla, sadece bulunmasıyla, yani varlığıyla orada bir yeniden düzen oradan çekilebildiler. Çevik birin yani meşhur dönem değil mi? Tabii aslında bunları ben kişi konuşmak değil, kişi üzerinden değil. Çünkü bizim devletimiz en güzel şekliyle, aslında biraz sonra belki Osmanlı'yı yeniden inceleyeceğiz, kişiler üzerinden değil, kendi değerleri üzerinden hep işlerini yürütmüştür. Dolayısıyla da dünyada tabii ki bizim liderlerimiz, yani Fatih Sultan Mehmet olsun, Kanuni Sultan Süleyman olsun, işte hilafeti Osmanlı'ya getiren Yavuz Sultan Selim olsun, bunlar hepsi değerler üzerinden yürütmüşler siyasetlerini. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında şunları söyledi. Bakın dedi, biz dedi Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahına katkı sağlarız dedi. Yani bunu aslında Türkiye NATO'da gösterdi. Yani ben NATO'nun en üst düzey kurumlarında görev alan bir kişiyim. Ve NATO'nun en üst düzey planlama süreçlerini yürüten bir kişiyim. Özellikle NATO'nun kritik süreçlerinde, işte Bosna'ya gidildiği zaman NATO'nun Bosna'daki ilk görevine katılan bir kişiyim ben. Birleşmiş Milletler'den Dayton Anlaşması'na. Şunun için söylüyoruz bunları. Aslında NATO'ya bizim girişimiz de bir anlamda bir şekilde şu anda dünyanın kriz göründürdü olmayan ama biz Kuzey Kore dediğimizde bir anlamda bir kriz noktası olarak düşünülebilir. Orada bir şekilde NATO'ya çok büyük katkı sağlayan bir ülkedir Türkiye. Yani her ne kadar içinde değilse de o zaman Amerika'nın büyük bir ordusunun imha olmasını önleyen bir kuvvettir. Biz bunu Bosna'da ilk defa Amerikalılarla görüştüğümüzde, anlatmaya çalıştığımızda hiç kimse Türkiye'nin neredeyse Kore'de yaptıklarını hatırlamıyordu. Özellikle Amerika'nın üst düzey seviyesindeki yani asker kişileri bile yani. Dolayısıyla o uzun bir zaman unutulmuştu. Yani Türkiye Vietnam olayı üzerinden kahramanlar üreten bir Hollywood merkezi var. Türkiye ama, kendi tarihsel kodları üzerinden niye böyle bir hikaye veya romanlaştırma, bir sinema uyarlamasından uzak duruyor? Şimdi şöyle, Türkiye değerler üzerinden hep yaklaşımlarını ifade ettiği için biz yani bir şey vardır. Üste çıktığın zaman sevinme, alta düştüğün zaman da yerinme diye bir ifade vardır. O pehlivanlara söylenen bir sözdür. Evet. Ama bu bizim düsturumuzdur her zaman. Yani biz hiçbir zaman yani savaşlarda kazanmamız... Milletleri motive etmez mi o? Bu şöyle, milletlerin motive olması süreklilikle olur aslında. Yani biz işte baktığımızda bir geçmişte eğer devamlılığı varsa onu siz kullanırsınız. Ve ondan bir şekilde yararlanırsınız. Bir de şöyle bir şey vardır, yani güçlü olduğunuz zaman bunu ifade ettiğinizde o zaten aslında sizin artık bir anlamda zayıflamaya başladığınızı da gösterir. Zayıfken bunlardan bahsettiğinizde ise o zaman da bir hatalar olmuştur. Biraz önce söylendi, yani bugün Cumhuriyetimizin işte 100. yılına yaklaşıyoruz. Bir şeyler hatalı oldu herhalde. Yani Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yani aslında baktığımız zaman Osmanlı bir yönetim şekli vardı. O zamanki durumda padişahlık sistemiyle yönetilirken Osmanlı'da onun devamı olarak Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyet yönetimine. Daha önce iki deneme oldu. Meşruti yönetime geçilmeye çalışıldı. Ama ondan sonra meşruti yönetime geçiş esnasında İttihat Terakki'nin ve diğer nedenlerle yapılan hatalar sonucunda Cumhuriyet bir anlamda ilan edildi. Biraz sonra bu konuya gireceğiz. Ancak şöyle bir hususu yani bu alanda söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Bugün baktığımızda bugünkü konulardan bir tanesi Nancy Pelosi'nin bugün işte Ermenistan'da yaptığı işte
konuşma ama orada işte ağlayan bir görüntü vermesi. Şimdi bakın, ben tarihçiyim. Tarihi de iyi incelemek gerektiğini düşünüyoruz. Biraz önce Ertuğrul Bey'in söylediği de, yani bizim içimizde bir takım hatalar oldu herhalde ki bugün eğitim sistemimizde bir şeyleri değiştirelim diyoruz. Yönetimde bir şeyi değiştirelim diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Osmanlı'da yaptığı bir takım şeyler var. Arka plan çalışmalar var. Hı hı. Ben sadece ya masa şefliği. Yani tamamen farklı bir çalışma. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir çalışma yapıyor. Türk Osmanlı'dan bir kapitülasyon konusunu ayrıca görüşmek gerekiyor. Osmanlı'da bir takım insanlar için okullar açma yaklaşımı geliştiriyor. Sadece birkaç sayıyı vereceğim burada. Peki. Teyit edilebilir tabii ki. 1840'larda bu okul sayısı 12. 1870'lerde Amerikan kolejleri. Amerikan özellikle Protestan okulları. Yani Ortodoks Ermenileri belki de protestanlaştırma diyebiliriz buna için kendilerine bağlamak. Zaten Ermenilere kızgınlıklarının şimdi, nedeni bu. Yani protestanla geçiremedikleri, Ortodoksları protestan yapamadıkları kızgınlığı var. 1919'daki arşivlerde bunu yazıyor. Tabii burada ben sayıları bitireyim yaklaşık olarak. 1900'lerde bu 417 okul olarak gözüküyor. Daha sonra 1914'te ise 426 okul gibi ifade ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi 426 bu benim okul. Tabii. Ben tam FETÖ taktiği. Şimdi tabii bunları ben bir şekilde şöyle değerlendirelim. Siz Necip bizim orada sadık millet olarak gördüğümüz Ermeniler aslında milleti sadık adı. Evet. bir şekilde işte özellikle 1789 Fransız ihtilaliyle sözde yani bir şekilde Osmanlı'ya karşı öyle bir kurgu kurulmuş ki evet Osmanlı'da bunlar uzun zaman gerektirir. Yani benim çalışmalarımın içerisinde bunlar ama uzun bir programda bunları anlatmak lazım. Ne oldu Osmanlı? Ne hata yaptı da eğitimde hatalar oluştu? Yani mesela 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde işte bütün alimler orada, bütün en iyi silah sistemlerini geliştiren kişiler orada, kendisi de bunun içerisinde. O şehzadeler işte özel okullarda en iyi hocalardan eğitim alırken ne oldu da o şehzadeler artık istenilen eğitimi alamadılar? Ve bilgi üstünlüğünü kaybederek bir anlamda liderliği yani yönetimde liderliği kaybettiler. Yoksa bakın yani Vahdettin'e geleceğiz. Belki diğer Osmanlı'yı konuşacağız. Yani Osmanlı'da yönetim ateşten bir gömlek. Yani şehzadeler işte bir karar alınıp gerektiğinde devletin bekası için öldürülme şekliyle bir sürecin içerisinde yaşamışlar. Ama öbür taraftan da onların eğitilmesi gerekiyor devletin Pelos içerisinde. Pelos üzerinden geldiniz hocam. Onu tamamlayayım. Tabii. Turu da tamamlama adına istersen Serdar Bey'e ben cümleyi bir vereyim. Tamam. Dolayısıyla burada aslında bu kurulan okullar daha sonra farklı bir şekilde evrilmiş. Özellikle bizim o dönemlerde Latince'yi bilen bu azınlık diye ifade edilen kişiler daha sonraki dönemde yine Latince'yi bilmeleri nedeniyle avantajlı duruma geçmişler. Ve özellikle dışarıdan gelen işte taşınan Selanik'ten vesaire gelenlerle de beraber sanki farklı bir durum oluşmuş. Bunları değerlendirmek gerekir diye. Bir bozulması değiştirmesi gibi. Şu anda da öyle. Şöyle 1923'te Lozan yapılıyor. 27'de hocam daha iyi bilir ama 27'de halifelik kaldırıyor sonra önce değil. Sonra halifeliğin kaldırılması söz konusu değil. Burada bir düzeltme yapmak lazım. Meclis kararıyla halifelik kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi uhdesinde müzdemiştir diye çok güzel bir ifadeyle halen halifelik Türkiye Büyük Millet Meclisi uhdesindedir.
O kanun halife geçerli oldu. Hocam, halife kişidir yani, kurum olmaz. Halife ki. Kurum değil. Şu anda bu konuyu belki ayrıca değinmemiz gerekiyor. Kanunları bizim yeniden o dilleri iyi anlayan kişiler üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Lozan'da aynı şekilde bu kanuna dayalı olarak da belki şöyle bir konu gelişebilir. Ben anlatayım, onun için ondan sonra devam edeyim. Tabii. Ben şunu söyleyeyim. Ben onunla yaşadığımız bu yani. Evet, şimdi tabii öncelikle bir yapılan konuşmalarda belki devamında bir çatışma. Özellikle hilafet kısmı üzerinden. Onların hepsini söylemeye çalışacağım. Mustafa Kemal karşıtlığı veya işte Bahtettin'e hain demek veya diğer bütün konuşmalarda doğru bir temele oturtulması gerekir. Burada yani şartlar tarihteki okumalarda o zamanki koşullara göre değerlendirmek lazım. Şartlara göre değerlendirmek lazım tarihi olayları. Şimdi tabii Osmanlı'nın biraz önce ben orada bir şey söylemeye çalıştım. Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki eğitim sisteminde şehzadeler özel Endurun okullarında önemli, devlet Endurun yöneticileriyle beraber yetiştiriliyorlar. Devlet yöneticileriyle beraber yetiştirildikleri için onlar birbirlerini tanıyorlar. Kime güvenileceği konusunda bu arada paşam ismini saymadan geçemeyeceğim. Ben Sayın Bilal Erdoğan'ın Enderun okullarında bu kadar akademik ve teknik yapıda önemlen ilgilendiğini, çalıştığını, Enderun okullarına nedenli görevler, misyonların üstlendiğini ilk kez duydum. Geçtiğimiz günlerde onun geniş bir analiz dosyasını okudum. Takdir ettiğim bir konuydu. Bizim çok göz ardı ettiğimiz aslında çok güzel bir çalışmanın olduğunu da söyleyelim. Evet. Şimdi tabii o dönemdeki okullarda verilen eğitimlerin ve sürekliliğin etkisini ben ifade etmek isteyeceğim öncelikle. Şimdi orada 8 bölüm var. İsimlerini ayrı ayrı ifade etmek lazım. Odalarda eğitimler alınıyor. Ve şehzadeler oradaki herkesle beraber bulunuyorlar. Eğitim alıyorlar seviyelerine göre. Ve Sultan Murat, ben Kosova'da bulunduğum için orada şehit olduğu zaman daha genç olmasına rağmen Yıldırım Beyazıt'ın orada tahta geçmesiyle ilgili hemen karar veriliyor. Şimdi bunun gibi değerlendirmeler işte o eğitim sürecinin içerisinde yani Osmanlı'nın kendi yöneticilerinin tanımasıyla. Şimdi biraz önce söylendi Mustafa Kemal ve o Kurtuluş Savaşı'nı aslında Birinci Dünya Savaşı'nın artık özellikle Balkanlar ilk anda İttihat Terakki'nin Abdülhamit'i indirdikten sonra yaptığı hataların sonucunda kaybedildikten sonra ki burada şunu ifade etmek lazım. Özellikle Selanik vesaire gibi kaybedildiğinde orayı kaybedenler kimdir? Bunu insanların özellikle şu anda oradan göç edip gelenlerin bilmesi lazım. Yani ne oldu da biz onu kaybettik bölümünü. İki, orada Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullara baktığımızda Harbiye 3 yıl o dönem ve Erkan-ı Harbiye o zaman. Harbiye ve Erkan-ı Harbiye. Erkan-ı Harbiye dediğimiz aradaki Harp Akademisi. Yani askeri normalde Rüştiye'den sonra idadiye geçişi ki o idadi Abdülhamit Han zamanında idadilerin oluşturulmuştur çoğu. Daha sonrasında Harbiye'ye geçip ondan sonra da yani bunlar hep birbirlerini tanıyorlar asker kişiler olarak. Erkan-ı Harbiye'de devam eden grup da yine birbirlerini tanıyorlar kurmay olanlar. Ondan sonra harbin devamı esnasında Balkan Harbi oluyor. Balkan Harbi'nden hemen sonra Birinci Dünya Savaşı oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın süresince de komutanlar birbirlerini tanıyorlar. Ve burada tabii bir de şöyle bir şey vardır. Komutanlık bahtı diye bir şey vardır. Yani görev aldığınız bir yerde o anda bir Ahmet Fevzi Albay vardır mesela. Limon von Sanders Ahmet Fevzi Albay Anafartalar Grup Komutanı iken 9 Ağustos'ta İşte taarruz edilmesi emrini verir ama
harekata katılacak olan birlikler orada hazır değildir. Ahmet Fevzi Albay Limon von Sanders'e ve komutanlara der ki biz 18-19 Mayıs 1915'te bu sebepten dolayı çok zayiatlar verdik. Kendisi de harp akademilerinde öğretmenlik yapmış. Erkan-ı Harbiye'de öğretmenlik yapmış. Çok iyi bir komutandır. Bu şekilde harekatı icra edersek yanlış olur. Yarın birliklerin toplanmasıyla harekata başlamamız daha uygun olur der. Limon von Sanders hemen yine önceden birikimlerle beraber onu görevden alır. O gün akşam saat 9 civarında Mustafa Kemal'i o zaman o komutanlığa getirir. Şimdi burada ne var? Burada şu var. Plan Mustafa Kemal'in yaptığı bir plan değildir. Ahmet Fevzi Albay'ın yaptığı bir plandır. Ertesi sabah harekatın icra etmesi. Komutanlık bahtı vardır. Peki burada niye böyle bir şeye girişiyor? Burada değil. Şöyle Limon von Sanders emrinin uygulanmaması dikkate alarak böyle bir değerlendirme yapar. Başka bir kasıt aranamaz mı? Burada kasıt aramadan ziyade çünkü Almanlarla Osmanlı beraber görevler yapmışlar. Bunların ayrıca değerlendirmesi gerekiyor. Ama burada işte Mustafa Kemal'in Çanakkale'de bir sahneye çıkması için özellikle o komutanlığı almasıyla beraber farklı bir süreç işler. Biz tabii biraz sonra işte ilafetin kaldırılması, tevhidi tedrisat. Hocam onu çok merak ediyorum. Ya ben şimdi kanuna da baktım. Diyor ki hilafetin ilgası diyor. Kanun ismi de halifenin halledilmiştir diyor. Cumhuriyet mana ve mefhumu esasta mündemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır. Mülga kaldırılma demektir. 24'te kaldırılıyor. Kanunla hilafet kaldırılıyor. Burada mesela mülga şu demek kaldırmak yok demek. Makamın burada kaldırılması ayrı bir şeydir. Hayır, şöyle makamın diyor, diyor ki, makamın bakın, kaldırılması ayrı bir şey. Şunu diyorum. Cumhuriyet bunu mana ve mefhumu ile diyor zaten diyor halifeliğe mündemiştir. Yani diyor ki cumhuriyet zaten halifelik ne gerekiyorsa cumhuriyetin içerisinde bu vardır. Derç edilmiştir. Mündemiş derç edilmiş demektir. Dolayısıyla işte, halifelik makamı kaldırılmıştır. İşte, bu biraz kusura bakmayın. Yani böyle etliye sütliye ben, değmeden ben geleceğim. Diyorum. O konuya da geleceğim. Peki, paşam, devam edelim. Çok net yani, başka konular var birleştirilmesi gereken. Şimdi dolayısıyla Mustafa Kemal harp akademilerinde beraber okuduğu komutanlardan çoğu kendinden daha kıdemli olanlara da bir şekilde önce Birinci Dünya Savaşı sırasında bir öne çıkmıştır. Bir adım öne çıkmıştır. Ancak daha sonraki harekatın devamında farklı süreçler gelişmiştir. Mesela Kutulamare'de İngilizlerin esir alınmasıyla yeni komutanlar ortaya çıkmıştır. Nurettin Paşa gibi, Halil Kut Paşa gibi daha sonraki süreçler. Ama ilginç bir gelişme daha olmuştur orada. Mustafa Kemal Vahdettin'le aslında ilk buluşması 1917-15 Aralık olması lazım tarih olarak. Almanya'da tatbikata gider. Yani işte bunları kronolojinin içerisine doğru koymak lazım. Yani Mustafa Kemal'le Vahdettin ilişkisini doğru anlamak açısından. Dolayısıyla Mustafa Kemal uzun bir süre komutanlarla beraber olduğu için bazı görevlerdeki işte evlenmemesi bunun gibi birkaç komutan daha vardır. Evli olmayan Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Kurtuluş Savaşı sırasında Ali Fuat gibi isimler var. Dolayısıyla aile şeyi de olmadığı için tamamen olaylara angaje olmuştur. Harekata angaje olmuştur bazı kişiler. Dolayısıyla devamında bir süreç yaşanır. Şimdi liderlik konusuna Arsever Beyefendi'nin söylediği geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şöyle bir şey var sanki. Bir İmam Hatip ekolü var. İmam Hatip ekolünün içerisinde Necmettin Erbakan ve o dönemde beraber bulunan kişilerin ve o İmam Hatip ekolünün birlikte bulunmuşluğu var. 7 yıllık bir uzun okul dönemleri. Bu sanki bana Erkan-ı Harbiye ve Harbiye ve Erkan-ı Harbiye oradan mı? Benzerliği. Enderun Erkan yani Harbiye, Erkan-ı Harbiye yani kader birliği yapan insanların o zamanlarda harpte, o zamanlar harp bir işte liderlik için yetişme alanı iken
Daha sonrasında bir siyaset alanına, artık harpler yok. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra baktığımızda Almanya'nın, Amerika'nın bütün komutanlar hep harpten, bir tek kraliçe hariç. Yani İngiltere, onlara da belki gelmek lazım. Yani bu konuşma biraz farklı bir şekilde olacak belki ama sonuçta baktığımızda zemini oluşturmamız lazım bizim. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bir o liderliğinin oluşması, fikri insanlarla birlikte bulunması, işte Necip Fazıl gibi fikri liderlerle beraber bulunması ve oradaki liderliğin bugüne taşınması. Tabii şu kabul edilmesi gerekiyor. Bir seçim kazanmakla iktidar olunmuyor. Biraz önce söylenen Cumhuriyet döneminden beri işte Amerika'nın burada oluşturduğu okullar, onların işte belli bürokrasiye hakim olması. Perde arkası Amerika'nın çalıştığı asıl misyondu. Tabii ki. Tabii. Hatta işte 1960'larda biraz önce Ertuğrul Bey bizim konuşmanın arasında söylediler. Yani bir FETÖ olgusunun oluşturulmaya çalışılması falan, hepsi bunların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Sonucunda baktığımızda bizim bir hilafetle ilgili konuyu da bağlarsak 1924'te şöyle bir şey var. Sadece hilafet makamı kaldırılmıyor. O dönemde Osmanlı ile beraber gelen mesela Nakibir Eşraflık Başkanlığı kaldırılıyor. Yani Osmanlı'nın hilafeti beraberinde yürüttüğü ve Peygamber Efendimiz'in ailesine saygıyı devam ettirdiği bir makam daha var. O da Nakibül Eşraflık Başkanlığı. Yine Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen ailelerin de içinde seyitlerin bulunduğu, seyitlerin, şeriflerin kayıtlarının tutulduğu bir makam var. Dolayısıyla da o da kaldırılmış. O da kaldırılıyor. Bunun gibi tarihteki bazı olayların ben o zaman Ebu Bekir haklı mı? Laiklik tamamen Türk tipi laiklik, dinsizliğin ana temeli mi? Burada belki biraz zaman olursa şöyle söyleyeyim ben. Mustafa Kemal'in yaşadığı süreci çok iyi değerlendirmek lazım. Hayatı çok iyi değerlendirmek lazım. Yani aile yaşamını değerlendirmek lazım. Osmanlı o Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan bir örnek daha vereyim ben burada. Tabii bugünlerde bazı konular gündeme geliyor. Aile içi ilişkiler içerisinde dahi. Mesela 1920 ile, daha önce de bir ifade etmeye çalıştım ben, 1924 arasında alkolün yasaklanması diye bir husus var. Yani o dönemlerde kurulan. Bunu iyi bilmek lazım. Haram yani, diye mi kaldı? Hayır, burada yani insanın davranışını etkiliyor. Ben şurada sorayım, ben pilotum. Sarhoş oldu, yani alkollü olduğunu bildiğiniz bir uçağa binmek ister misiniz? Ben bir şey sorayım hocam. Alkolü kişisel ilişkilerinizi etkilediğiniz için mi uzak durursunuz, Allah yasak ettiği için mi? Şöyle, ben örneğini şunun için söylüyorum. Sadece menemüsküret kanunu Türkiye yani o mecliste alınmış bir karar değildir. 1860'larda aynı şekilde Amerika'da da alındığı bir şekilde kararlar var. Ben yaşadığım için söylüyorum. Ben yaşadığım için söylüyorum. Ben Bosna'da yani oradaki beraber yasaklamanın ana sebebi ne? Şunu söyleyeceğim. Peki. Ben 1995-96'da Bosna'da bulunduğum zaman orada böyle bir şey olmamıştı ama 2003'te 2002'nin sonunda Afganistan'a gittiğim zaman Afganistan'da da alkolün yasaklandığı bir dönem var 2002-2003'ten sonra. Bunları şunun için söylüyorum. Toplumun içerisinde bazı şeyler oluyorsa, yanlışlar oluyorsa sebebini doğru anlamak lazım, araştırmak lazım. İhanet konusuna gelindiğinde toplumun işte sonrasında 1920 ile 1924 arasında alkol yasak. Çok ilginç şeyler var Ertuğrul Bey. Bakın Mustafa Kemal'in rütbe ve nişanlarının alındığı bir dönem var. Karar alınıyor ama bu rütbe ve nişanları 4 Şubat 1920'de yeniden kararla iade ediliyor. İade ediliyor. Alan? Yani o önce Osmanlı döneminde. Çünkü bunların tamamı sürekliliği ifade eden şeyler olduğu için. Kimler tarafından iade ediliyor? Yine Osmanlı tarafından iade ediliyor.
Yani bunlar, ama çok bunları Osmanlı dememek lazım. 1908 itibariyle Osmanlı bir tabii şöyle iddia telakki var yani. Tabii Osmanlı olarak değerlendirme yapı var. Yani. Burada şöyle ya, Cumhuriyetçi bir yer, daha ötesi var. Yani bizde, Cumhuriyetçi yapı. Paşam buradadır. Affına sığınıyorum. Genelde bu Kuleli ve Harp Akademisi'nde yetişen subaylarımız, generallerimiz bu konuda Mustafa Kemal'in o şeye sürecine biraz daha korunaklı bakarlar. Paşam da o sizin yani, şey pencereden mi bakıyor diyor. Ya komutanım toplumu şöyle dinsizleştirilmesinde toplumu suçlu buldu. Hayır, toplumda bazı sıkıntılar vardı, onun için bunlar şimdi geldi. Şimdi, yani ben tabii zamanı doğru kullanmak adına şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Osmanlı kendi içerisinde şehzadelerin eğitimleriyle ilgili bir sorun yaşamaya başladı. Özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra şehzadelerin zayıf olanları tahta geçmeye başladı bir dönem. Esas olarak biz işte bunları doğru iyi anlamamız lazım. İşte kardeş katliyle ilgili bir şey konma karar alınmasından sonra. Sonrasında işte Hürrem Sultan'ın kendi çocuklarını işte veliaht yapmak üzere Mustafa'yı işte bir şekilde yok ettirmesi vesaire gibi. Bu durumların sonucunda gitgide bir şeyde liderler padişahlar olmamaya başlamış. Liderler harp alanındaki komutanlar olmaya başlamış. Hele de padişahın katılmadığı bir savaş işte olduğunda o zaman orada farklı bir durum ortaya çıkmış. İşte Viyana kuşatması gibi bir değerlendirme. Bunların hepsini bizim doğru değerlendirmemiz lazım ki ne oldu da tekrar biz batıdan yeniden eğitim sistemini almaya çalıştık ve bizim içerimize tam da o zamanlarda işte biraz önce söylediğimiz işte içimizdeki Ermenileri, Milleti Sadıka dediğimiz insanları, Sırpları, bir dönem Osmanlı'nın içerisinde harekata katılan insanları, bizim içerimizde huzur içerisinde yaşayan bütün milletleri, hatta bizimle aynı inanca sahip Arap camiasını kullanmaya çalıştılar ve onları bize hain gibi, birbirimize hain gibi gösterecek bir şekle getirdi. Bunun sosyolojik temel yapısı biraz farklı. Burada sonucunda şuraya gelmek lazım. Mustafa Kemal'in yaşadığı sürecin içerisinde iki tane büyük şey var, tecrübe var. Bir, gittiği her yerde farklı lisanlar konuşulmuş. Bunu not etmiş Mustafa Kemal. İki, gittiği her yerde farklı mezhepler ve farklı dinlerle karşı karşıya farklı gelmiş. Dinler derken yani Hristiyanların içerisinde bulunmuş, o işte yaşadığı Bulgarların Makedonya'da kendisinin manastırda bulunduğu sonra dönemde, daha sonraki Bulgaristan'da Ateşeli, yani bunlarla karşılaştığında işte laikliği de biraz oradan temel oluşmuş gibi gözüküyor kendisinin bunu kabullenmesinde. Ama bunu ona empoze edenler olmuş mudur? Bu bölümü ayrıca ifade peki, etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle bölmedim. Paşam şöyle 4 dakikayla özetler misiniz? Tabii tarih kendi içerisinde, bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti işte 16 tane yıldız Sayın Cumhurbaşkanımızın forsunda var. Kurulmuş. Ama benim canımı acıtan 16 tane yıldızdan bir tanesi daha olmalı. Eyyubi Hanedanlı yıldızınızı koymadığınız sürece bu bölgenin coğrafyasına, medeniyet coğrafyasına o mesajı veremeyiz. Evet. Neden? Çünkü Eyyubi Hanedanlığı'nın içerisinde Türkler var, Kürtler var, Araplar var, Acemler var. Evet. Bu coğrafyanın, medeniyetin temel yapısıdır. Bana göre bir yıldız daha koyulması gerekir oraya. Tabii şu anda bu değerlendirmeleri yeniden yapmak, tarihi bazı konularda yeniden okumak gerektiği anlaşılıyor. Sonucunda da bugün artık sadece bizim bu mücadele döneminde yaşanan olaylara baktığımızda gerçekten iyi niyetle yapılmaya çalışılan çalışmalar var. Ancak arka planda da biraz önce işte bazı kişilerle ilgili söylendi. Yabancı etkisi altında kalmak nedeniyle işte kendisini daha fazla onlarla beraber hissedenler olduğu da anlaşılıyor. O zaman yapılacak şey şudur. Tarihin değerlendirmelerinde çok büyük ifadeler kullanmak yerine bundan ders alıp
Bundan sonra ileriye dönük ne yaparız? Daha doğru çocuklarımıza biraz önce Serdar Bey'in söylediği gibi o düğmeyi, ilk düğmeyi yanlış ilikletmemek. Bizim devlet geleneğimizde olan şeyler, geçmişte işte biz ordumuzun milattan önce 209'da kurulduğunu ifade ediyoruz. İşte bugün Osmanlı'da kurulan PTT gibi, zabıta teşkilatı gibi bir sürü devam eden 170. Teşkilatların kendi kuruluş yıl dönümlerini onun devamı olarak kutladıklarını biliyoruz. Ve, ama o teşkilat dönemlerinde de atasına küfreden bir nesil de biliyoruz değil mi? Tabii ama bunlar da artık esas olan şu, biz her ne olursa olsun küfretmeyen bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Ertuğrul Bey çok güzel özetledi. Yani sonra. Evet, küfretmeyen bir nesil yetiştirdiğimizde bizim geçmişteki değerlerimiz yeterli. Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü konuşmasında da birçok hususu gündeme getirdi. Siz dedi, yani yaptığınız şeylerle yanlış yapıyorsunuz. Daha önce söylediği bütün hususların yanında siz bölgemizde bize zarar verecek unsurlar bulunduruyorsunuz. Onlara silahlar veriyorsunuz. İşte bizim çok ülkede aktif terör örgütü dediğimiz unsurlara destek veriyorsunuz. Bunlar sizin sicilinize kötü olarak yazılıyor. Dolayısıyla da bunları terk edin. Biz de değerlerimiz, yani baktığımızda dünyaya gıda konusunda, gıda krizinde çözüm bulunuyor. Bugün Venezuela'da işte tarım alanlarında onlara destek olacak çalışmalar yapıyor. Covid'den bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Covid ortaya çıktığında her şekliyle onlara yardım eden bir düşünce. Burada Cumhuriyet'in de aslında bizim tarihimizde, aslında insanlık tarihi diyebiliriz bize. Çünkü biz tarihten önce vardık derken milattan önce anlamında söylenen bir şey olduğunda da değerlendirebiliriz. Ama sonucunda biz bu topraklar Nuh peygamberlerin bulunduğu bir coğrafya, Nuh peygamberin gemisinin indiği bir coğrafya. Ondan sonra insanlığın ikinci atası sayılan Nuh peygamberin çocuklarının dünyaya yayıldığı bir coğrafya. Biraz önce ben Mustafa Kemal'in güneş dil teorisi yaklaşımını ifade etmeye çalışıyordum. Peki. Yani aslında bu bilgi ona ulaştırılmamış. Yani Kur'an-ı Kerim'de bile bunun yazıldığı, insanlar yeniden dünyaya Nuh'un gemisinden yayıldılar dense, Mustafa Kemal kafasındaki o dilin ortaklığını, çünkü iki dil grubu ondan sonra oluşuyor. Güneyde Hint-Avrupa dil grubu ve kuzeyde diğer dil grubu. Ve sizin söylediğiniz işte o şeylerin hepsi oradaki kurulan devletlerin. Bizim aslında zenginliğimiz, şunu diyebilmemiz lazım. Eğer inanç değerlerini muhafaza edersek, son inanç olarak İslamiyet gözüküyorsa, bunun değerlerini biz doğru yaşarsak herhalde diğer insanlara da örnek olacağız. Ondan sonra da olmayanlar, yani Mustafa Kemal'i eğer bir örneklik olarak değerlendireceksek, biraz önce ben özellikle söylemeye çalıştım. Yani Menemüsküret Kanunu çıkarılmış, 1924'e kadar devam etmiş. Bu insanların doğru davranışı için bir şeydir, vesiledir. Hristiyanların, yani Batılıların yaptıkları bir yanlış var. Hazreti İsa'ya normalde işte şıra deriz biz, siz de işte bölgeyi biliyorsunuz, üzümden üretilen şeylere. Bunu sanki alkollü bir şeymiş gibi son akşam yemeğinde içtiğini iftira olarak isnat etmek onları bir yanlışa götürmüş gibi gözüküyor. Biz de batılılık adına bunu alarak yanlış bir şey yapıyoruz yanlış herhalde. Yanlış yerlerde yanlış izlenimler bırakıyoruz. İnşallah bunlar düzeltilir ve peki, gençlerimiz tarihte doğru bilgilerle güçlenerek ileriye doğru daha iyi bakarlar. Çok teşekkür ediyorum paşam. Bu düşüncelerle ve temennilerle kapatmış olalım. Serdar Arseven, teşekkür ediyorum üstad. Hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım iyi bir program olmuş. Ertuğrul Akar, çok teşekkür ederim. Ebu Bekir Almalı Hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Paşam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.